geçmiş olsun. Deniz geçmiş olsun tekrar. Merhaba, nasılsın? İyi hocam. Her şey iyi geçti. İyi. Sıkıntı olmadı. Ya yani, olmadı. Ameliyat öncesine göre nasıl hissediyorsun? Çok fark etti hocam. Daha güçlüsün değil mi? Uzun yıllar ama senin esas sana yapılmak istenen işlem biliyorsun kalp nakli. Evet. Onun için bekleme listesindesin. En iyi durumda da kalp nakli olabilmen için bu cihaza ihtiyacım var. Da başarılı bir şekilde. Tamam. Yoksa esas tedavini ana kısmını tamamlamış olacağız. Bunun için dua edelim. Burada yapılan tetkikler neticesinde hastanın sol kalbinin ileri derecede yetmezlik halinde olduğu, kalp damar sistemindeki darlıklara bağlı olarak koroner kalp hastası olduğu ve herhangi bir cerrahi veya girişimsel müdahaleye uygun olmadığı kararı verildi hastanemizin kalp nakli konseyi tarafından ve kalp nakli adayı olarak tespit edildi. Fakat hastanın klinik durumu kalp nakil listesinde beklerken bekleme süresini karşılayıp karşılamayacağı belli olmadığı için ileri kalp destek sistemine ihtiyacı olduğu da aynı görüşmede karara bağlandı. Yani bizim köprüleme prosedürüne tabi kılınmasına karar verildi. Kalp nakil hazırlığı amacıyla sol kalp destek sistemi takılmasına karar verildi ve o işlem yapıldı. Bunlara left ventricular assist device deniyor. Kalbin sol kısmını rahatlatıyor ve kalbi hastanın klinik durumunu sanki kendi kalbi çok daha iyi çalışıyormuşçasına düzeltiyor ve kalp nakil için daha iyi bir aday haline getiriyor. Şu an hastamızın durumu bu. Bu hasta yaşam beklentisi yüksek olan, hayatı seven bir hasta. Deniz yaşamak istiyor. Yani kalbinin dışında bütün vücut sistemleri tıkır tıkır çalışıyor. Eğer bu cihaz olmasaydı belki kalp beklerken hayatını kaybedecekti. Şu an yaşıyor ama çok uygun bir kalp nakli adayı. Yani biliyorsunuz ülkemizde bağış oranları malumunuz. Ne kadar çok bağış olursa bu kadar genç yaşta hayatta tutunan insanlar da yaşam umudu artacak. Şu anda bunda yaşıyorum ama kalp nakli eğer olursa, yani ben de iyi olsaydım ben de yazılırdım yani kalp veya herhangi bir organıma yazılırdım yani. Nefes alamıyordum. Bakkala gittiğimde ekmek almaya gidiyordum mesela. Geri dönüyordum. Nefes nefese kalıyordum. Yani merdiven çıkamıyordum mesela. Apartmanda asansör değil de merdiven çıkamıyordum 10 tane. Ama şimdi çıkıyorum yani. 20-30 tane merdiven çıkarım. Kalp yetmezliği toplumda oldukça artmaya başladı ve tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil,
ciddi bir artış trendinde. Tabii kalp yetmezliği artmakla birlikte kalp yetmezliğine çözümler sadece ilaçla sınırlı kalabiliyor. Diğer organlarda olduğu gibi kalpte de bir tanesini alıp diğerini vericide korunacak şekilde yapma imkanı yok. O yüzden kalp bağışı oldukça sınırlı oluyor. O yüzden mekanik destek sistemleri dünyada daha artış trendinde. Türkiye'de de bunlar uygulana geliyor. Maalesef organ bağışı Türkiye'de ve dünyada, özellikle Türkiye'de az olduğu için yeterli organ bağışı olmadığından kalp beklerken ya da diğer organları beklerken kaybedilen hastalar oldukça fazla. O yüzden biz halkımızı özellikle yoğun bakımlarda yatan, artık bir çaresi kalmamış, beyin ölümü olmuş, kendilerine bunlar ifade edilen hasta yakınlarına, yakınlarının evet belki içleri acıyor ama başka bir hastanın hayatına umut olma adına organ bağışına özellikle bulunmalarını istirham ediyoruz. Çünkü organlar belki toprak olacak, herhangi bir kişiye faydası olmayacak belki ama bir kişi 3-4 kişinin hayatını kurtaracak. Organ bağışı o yüzden hayat kurtarıcıdır.